yuvarlak yiyecekler kare veya üçgen, hangisinin daha lezzetli? Bu sorunun cevabını yeni mücadelemizin kahramanları ile birlikte arayacağız. Hadi gidelim. Sanırım kabukların balkonda ne olduğunu görme zamanı. Bak, bu kötü bir fikirdi. Bir kaktüs aldım. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Ye onu. Bu çok dikenli. Onu dokunamıyorum bile. Of, parmağımı acıttım. Söylemiştim ama acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. En azından bir çıkış yolu olmalı. Buldum. Bu kaktüse manikür yaptırıp dikenli iğnelerini keseceğim. Bak Mary ne kadar ustaca yapıyor. Beklemiyordum yani. Hepsi bu. Şimdi sonunda kaktüsümü tadabilirim. Seveceğime emin değilim ama başka çarem yok. Iy, bu çok acı. Hayatımda bir daha asla kaktüs yemeyeceğim. Kusacağım şimdi. Bunu yutamıyorum. Üzgünüm. Ne kadar rahatladım. Hemen kendimi biraz daha iyi hissettim. Türmene sevindim. Bunu izlemek bile iğrençti. Şimdi senin sıran Zak. Sandviç harika. Kötü bir şey almadığım için çok mutluyum. Onu bakın. Mükemmel resmen. Oh, neredeyse peçeteyi unutuyordum. İşte bu çok daha iyi. Sonuçta iyi bir toplumdayız. Bana afiyet olsun. İşte yine unuttum. Aletleri almalıyım. Çatal ve kaşık işe yarar. Ve en önemli son dokunuş. Sos. Onsuz yapamam. Ketçap sayesinde sandviçim şimdi olduğundan daha sulu ve lezzetli olacak. Çok lezzetli görünüyor. Denemeyi reddetmezdim. Sandviç neden bu kadar kötü kesiliyor? Anlamıyorum sebebi ne? Demelen kaşık keskin değildir. Ben de sorun kaşıkta değil. Sen de Zak. Kesinlikle öyle. Monica haklı. Onu sıkı tut. Sandviçi ağzına koyacağım. Yoksa bu asla bitmeyecek. Kendinize ne izin veriyorsunuz? Bu çok çirkin. Vahşilik. Bu arada sandviç çok lezzetli. Teşekkürler kızlar. Mary şimdi senin sıran. Külah dondurma. Bu bir sürpriz. Ne hoş. Acele etme Mary. Dondurmanın şeklini görüyor musun? Bana ait. Bu yüzden özür dilerim. Onu ben yiyeceğim. Sen de külahı alacaksın. Hayır. Bu hiç adil değil. Ne yapıyorsun sen? Dondurmayı yerine koy. Yapamam. Onun şekli üzerinde çalışmam gerekiyor. Dondurma bu mükemmel şeyin üzerine atamamak için kendime zor tutuyorum. Hepsi bu. Şimdi dondurma kesinlikle benim. Dahice bir plan. Kesinlikle böyle bir şey düşünemezdim. Evet, sana inanıyorum Zak. Lezzetli. Bunu sana hatırlatacağım Mary. Surat asmayı bırak Monica. Bu dondurmanın benim olduğunu kabul et. Bu kabul edilemez. Hadi devam edelim. Aa, hayır. Yine hayal kırıklığı mı? Bunlar limon dilimleri. Hey, ekşi. İlk onları almadım. Bu acının aşına bakın. Ne şans ama. Taze ağız londron sushi. Umarım bende de lezzetli bir şeyler vardır. Evet, çikolata. Bu sushi'den daha iyi. Aynen. Çok şanslıymışsın. Bence zaman kaybetmemeliyiz. Hemen şimdi yemeğe hazırım. Şu güzel dilimlere baksanıza. Evet, muhteşem resmen. Çikolata ağzımda eriyor. Acilen bir takviyeye ihtiyacım var. Ve ambalajı atabilirim. İçinde başka hiçbir şey kalmadı. Çikolatayı parçalara ayırmak gerekecek. Eskisinden bile daha iyi oldu. Hangisinden başlayacağım? Sanırım elimdeki her şeyi bir kere de ağzıma atmaya çalışacağım. Yaşasın. Evet, sonunda yakaladım. Ben çok başarılıyım. Harika bir plan buldum. Bu harikaydı Mary. Sushi'lerimi halletmenin zamanı geldi. Bakın çubukları bile aldım. Ama kullanamıyorum onları. Lanet olsun çubuklar. Keşke çatal kullansaydım. Beni çok ısırıyorlar. Neyse ki yine de bir çıkış yolu bulacağım. Örneğin sushi'yi çubuğa takmak. Nefis sonunda.
Bir şey anladım. Nasıl yediğin önemli değil. Ne yediğin önemli. Ve bu konuda kesinlikle iyiyim. Bakın ne kadar harika bir fikrim var. Tüm suşileri bir kere de alabilirsin. Ben sadece bir dahiyim ve böyle lezzetli bir yemeği hak ediyorum. Zak gerçekten harika bir fikir buldun. Hoşuma gitti. Görünüşe göre suşi yemek çok eğlenceliydi. Ve en önemlisi lezzetli. Sanırım bundan emin olmalıyım. Ay dişlerim çok acıyor. Hepsi bu. Hafif atıştırmalıklar bitti. Monika neden bu kadar üzgünsün? Belki yemek seni eğlendirir. Limon dilimleri kesinlikle neşemin yerine getiremez. Korkarım ki sözlerin de öyle. Yine de onları yemelisin. Süreci hızlandırmak ve aynı anda birkaç parça almak daha güzel. Tanrım bu gerçekten çok ekşi. Bunu zar zor yutabilirim. İçimde her şey ters döndü. Kendimi kontrol edemiyorum. Bu acınla limonlar açıkça onu dengeden çıkardı. İçimden bir ses bu sefer bizi bekleyen inanılmaz bir şeyin olduğunu söylüyor. Vay be yanılmadım. Çikolata aldım. Çikolata mı? Çok iyi. Ben de denemek isterim. Üzgünüm Mary ama o dikdörtgen bir şekil. Sana uygun değil ama benim için tam gereken. İçeride ne kadar çok fındık var. Çikolatayla mükemmel gidiyor. Zak, biz en iyi arkadaşız. Bizimle paylaşmalısın. Yemek söz konusu olduğunda arkadaşlık arka plana çıkıyor. Hadi Mary. Hayır. Bana öyle geldiğini söyleyin. Gerçekten kokuşmuş peynir mi aldım? Aynen öyle. Ve onunla çabucak ilgilenmelisin yoksa boğulacağız. Bunu ağzıma koymayacağım. Eğer bunu kendin yapamazsan yemin ederim müdahale edeceğim. Tamam tamam. Beni tehdit etme. No way. Ay, iğrenç. Artık tek bir dilim bile yemeyeceğim. Tamam, seni uyarmıştım. Öyleyse al. Zak, bu çok zalimce. Sana yardım ettiğim için teşekkür et. Yardım demek çok zor. Kusacağım şimdi. Anneciğim, bu çok kötü kokuyor. Daha da kötü oldu. Monika haklısın, nefesim kesildi. Sanırım bir mandal ile daha iyi olacak. Ah, evet, harika. Koku daldı mı? Görünüşe göre yerime geri dönebilirim. Umarım kokuşmuş bir şeyle karşılaşmam. Aa, cips, süper. Bu harika bir haber. Kavanoz dolu gibi. Harika. Bunun doğru olup olmadığını kontrol etmeliyim. Görünüşe göre mandal atmanın zamanı geldi. Hadi Monika. Aa, evet, bu cipsler harika kokuyor. Ve harika görünüyorlar. Şekile bakın. Bir saniye. Mükemmel bir çembere benzemiyor. Bunun üzerine biraz çalışmam gerekecek. Zaten bir planım var. Eminim sonuçta şaşıracaksınız. Ne planladığını bilmiyorum. Sabırlı olun, çok az kaldı. Bunu ilk defa görüyorum. Ama bu gerçekten harika değil mi? Çekin ellerinizi. Bunlar benim cipslerim. Şimdi dale şeklini mükemmel bir şekilde tekrarlıyorlar. Pekala afiyet olsun bana. Bu muhteşem. Her zaman yuvarlak yemeklerin en lezzetli olduğunu söylemişim. Seninle aynı fikirdeyiz. İkram için teşekkürler. En çok hangi şekilde yemek seviyorsun? Yorumlarınıza bir cevap yazın ve en sevdiğiniz ürünleri paylaş. Bugünlük bu kadar. Güle güle.